Kanal 32 ekranlarında şimdi tarım haberleri zamanı. Hoş geldiniz efendim. Sparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarım bülteni ile karşınızdayız. Şimdi haberler. Sevgili izleyiciler, Sparta'da kurulan 77 tesiste alabalık üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor. Evet, kentte yıllık 2221 ton üretimi yapılan alabalık yurt dışına ihraç edilerek ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanıyor. Hem ekonomiye katkı sağlanıyor hem de su kaynaklarının değerlendirilmesi sağlanıyor. Isparta'da kurulan 77 tesiste üretilen alabalık yüzleri güldürüyor. Sütçüler Aksu, Eğirdir, Merkez, Yalvaç, Gönen, Uluborlu, Atabey ve Şarkı Karaağaç'ta akarsulara ve barajlara kurulan alabalık üretim tesisleri hem bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor hem de su kaynaklarının değerlendirilmesini sağlıyor. Isparta'da en çok işletmeye sahip Sütçüler'de Yeşilyurt'ta 4, Aşağı Yaylabel'de 4, Çandır'da 22 olmak üzere toplam 30 işletme bulunuyor. Üretilen alabalıklar yine işletme tesislerinde işlenerek Rusya, Gürcistan, İspanya, Romanya, Dubai, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya ve Macaristan'a ihraç ediliyor ve ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanıyor. Sahada çalışma yürüten il ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri düzenli olarak üretim tesislerinin denetimlerini gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve kullanılmayan arazilerin de üretime kazandırılması amacıyla bir yol haritası oluşturdu sevgili izleyiciler. Buna göre 2024 ve 2025 üretim yıllarında işlenmeyen tarım arazileri tespit edilecek ve 2025'in son çeyreğinde ilk kiralama yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazisi yönetimi kapsamında arazi toplulaştırma, büyük tarımsal ovaların korunması, arazi kullanım planlaması ve yönetimi, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması çalışmaları yürütülüyor. Toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda yapılan değişiklikle hisselilik, mülkiyet ihtilafı, güç gibi gerekçelerle üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ve kira bedellerinin maliklere ödenmesi koşuluyla Bakanlık eliyle tarımsal üretim amaçlı kiralanması sağlanacak. 2024 ve 2025 üretim yıllarında işlenmeyen tarım arazilerinin tespit edilmesi ve 2025'in son çeyreğinde ilk kiralamanın yapılması planlanıyor. Bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam ediyoruz. Türkiye'de toptancı haberlerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul Toptancı Haberinde Washington Portakal'ın kilosu 20 lira ile 30 lira arasında, domatesin kilosu 25 lira ile 40 lira arasında işlem gördü. Ankara Toptancı Haberinde Washington Portakal'ın kilosu 12 lira ile 23 lira arasında, salkım domatesin kilosu 20 lira ile 45 lira arasında işlem gördü. Bursa Toptancı Haberinde Washington Portakal'ın kilosu 10 lira ile 17 lira arasında, salkım domatesin kilosu 22 liradan işlem gördü. Ve son olarak Antalya Toptancı Haberinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Valencia Portakal'ın kilosu 15 lira ile 18 lira arasında, domatesin kilosu 15 lira ile 24 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 270 liradan işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 260 liradan işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilosu 9.70 lira ile 10.80 lira arasında işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise 3. derece kırmızı buğdayın kilosu 8.305 lira ile 8.501 lira arasında. 2. derece beyaz arpanın kilosu 7.504 liradan işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda 2. derece kırmızı buğdayın kilosu 10.960 liradan, 2. derece beyaz arpanın kilosu 7.480 lira ile 7.510 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda 3. derece durum buğdayın kilosu 9.366 liradan, 2. derece kırmızı buğdayın kilosu 9.171 lira ile 10.005 lira arasında, 2. derece beyaz arpanın kilosu 7.116 lira ile 7.253 lira arasında işlem gördü.
Tarım bültenimize yansıyan gelişmeler bugün de böyleydi efendim. Bir sonraki bültende tekrar birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Gül suyu, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta Gül Suyu, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül suyunun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası,